Tarih ve Medeniyet'ten herkese iyi akşamlar efendim. Sizler olduğunuz yerlerde biz de stüdyomuzda yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla bir Tarih ve Medeniyet'te sizlerle birlikteyiz. Öncesinde sorularınız ve paylaşımlarınız için hemen hatırlatalım. Twitter adresimizi twitter.com/tarih-medeniyetten, tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve bu hafta önemli gündem başlıkları ve güzel, önemli bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz değil mi hocam? İnşallah. Belki de uzun soluklu devam edecek bir konuya başlayacağız bu akşam. Evet. Ama öncesinde geçtiğimiz gün çok fazlasıyla bahsedildi Piri Reis'ten hocam. Hatta bazı özel program da yapıldı Piri Reis'le ilgili. Dün de bir gazetenin röportajında Profesör Doktor Fuat Sezgin'in röportajı vardı. Evet. Ve Piri Reis haritası Arap orijinliydi deniliyor. İslam Bilim Tarihi Profesörü Fuat Sezgin, Müslümanların haritaları kaybolduğu için kartografya tarihini Yunanlıların ve Avrupalıların yazmış gibi göründüğünü söylüyor dedi. Arkasından da Amerika'yı önce Müslümanların keşfettiğini anlatan Sezgin, benim inancıma göre Piri Reis haritası İtalyanların bazı ilaveleriyle birlikte aslında Arapça orijinale dayanan bir İtalyaca haritanın Türkçe kopyasıdır diyor. Siz ne diyorsunuz hocam? Şimdi tabii Fuat Sezgin Bey'in hayatı başlı başına bir konu. Bilim tarihinin en önemli ilim adamlarından bir tanesi Fuat Bey. Aslında Türkiye'de neredeyse çalışmasına izin verilmeyip yurt dışında bu çalışmalarını devam ettirdi. Böyle bir bilim adamımız. Bilim tarihi üzerine çok kıymetli eserleri var. Piri Reis'in haritası ile ilgili o sözü söylerken benim inancıma göre diyor. Yani aslında net bir fikir ortada yok. Yani Piri Reis'in haritasını bugün dahi tam manasıyla çözebilmek, nasıl olduğu hakkında kesin yargıya varabilmek, hükme varabilmek mümkün değil. Evet. Bunu görüyoruz. Zira Christoph Kolomb'un yanındaki bir adamın Kemal Reis'in adamı oluşunun haritada net bir şekilde ifade edilmesi, İslam Arap dünyasının haritaları konusunun kaybolmuş olması, haritacılık konusunda nerede bulunduklarının bilinememesi. Şimdi bunlar önemli konular. Piri Reis ise bizim hem haritacılık bakımından hem denizcilik açısından gerçekten çok kıymetli bir komutan. Kaptanı Derya Piri Reis, denizci, iyi bir denizci ki eserleri var bu konuda. Dolayısıyla Piri Reis'in hayatını inşallah ileride geniş bir şekilde bir programda işlememiz lazım. Her yönüyle işlememiz lazım. Piri Reis Kanuni döneminin, dünyanın, Osmanlı'nın bir numaralı olduğu bir dönemin denizcilerinden, Hindistan seferiyle meşhur. Bu seferin sonunda ki başarısızlığı sebebiyle öldürülmüş bir sima. Dolayısıyla onun hem denizcilikteki başarıları, hem eserleri, hem haritasıyla net bir biçimde ortaya koymak lazım. Ki Piri Reis haftası, Piri Reis yılı kabul edilebilecek bizim mümtaz şahsiyetlerden bir tanesi. İnşallah onu ayrı bir konu olarak işleyelim diyorum ben. O zaman bunun da ben müjdesini sevgili izleyenlerimize, Tarih ve Medeniyet izleyicilerine bir kez daha vermiş olalım. Bir diğer nokta ise yine Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız, İspanya'ya ayak bastık ve geri kaldık diyor. Açıklamada şöyle, aslında soru soruluyor, hep tartışırız neden geri kalmışlık söz konusu diye deniliyor. Neden geri kaldık sorusuna cevaben şöyle diyor, bu uzun bir mesele. Müslümanların bütün bilimlerde kat ettiği büyük gelişmelerden sonra bazı olaylar olabiliyor diyor. Ve gerileme seyrine giriliyor. Benim inancıma yine göre Müslümanlar İspanya'ya ayak basmasalardı bugün dünyanın durumu böyle olmazdı. Bastıklarından itibaren Avrupalılar 500-600 yıl boyunca Müslümanların geliştirdikleri bilimleri Avrupa'ya taşıdılar. İslam'ın gerilemesini ben jeopolitik olarak buluyorum. Müslümanlar 17. yüzyıl başında Avrupalıların teknikte İslam dünyasına geçmeye başladığını görünce ise bunun nasıl olduğunu bilemediler diyor. 20. yüzyılın eşiğinde de bakıyoruz. İlmin çok gelişmiş ve bir seviyesi var. Şimdi ona pek katılamıyoruz. Katılabilmemiz için en büyük şırıngalardan biri oradaki rolümüzün büyük olduğunu öğrenmektir diyor. Şuurlu olarak çalışma yoluna girersek 50-60 senede bilimin bütün dünyadaki standardına gelmemiz için bir sebep yok. O son tespit çok önemli bir tespit. Evet. O 50-60 sene çok önemli bir tespit. Daha bile geri alınabilir. Yani gerçek manada ilmi kriterlerle ve objektif olarak siz ilim adamları yetiştirmeye düşündüğünüz anda bunu yakalayabilmek 50-60 seneyi fazla dahi söylemiş. Bana göre 15-20 senede yakalamak mümkün. Ama
kriterlerin ve bakış açısının çok önemli olması lazım. Yani üniversiteler ve üniversite hocaları siyaset yapmak değil, işte başbakanları düşürmek, iktidarları değiştirmek değil. Asıl olarak maksadının ilim olduğu ve ilim adamlarına, ilmi faaliyetlere de bizim başbakanlarımız veya idarecilerimiz gerekli alakayı gösterdiği zaman bunu çok daha geriye doğru çekebilmek mümkün. Burası mühim. Zira bizde maalesef siyaset çok karıştı. Hatta o kadarını söyleyeyim ki İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümü kapatıldı. Başında Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Bir bölüm ve bilim tarihi. Bakın Müslümanların haritacılıkta nerede olduğu, Müslümanların bilimde nerelerde bulunduğu, neleri terk ettiği, nelerin kaybedildiği, bir bunları araştıracak bir bilim dalı bölümü bir kararla kapatılabiliyor. Sırf siyasi bir bakış. Bir üniversiteler bilim tarihi kürsüleri açarlar ve bunları geliştirirlerken aynı üniversiteler o an veya o dönemin siyasetine uygun olarak hareket edip bir bölümü kapatıyorsa Türkiye'de bilim ilerlemez, gelişmez. Bu son derece mühim bir hususiyettir ve çok önemli bir konudur. Ben oradaki sorunun da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Zira Fuat Bey Müslümanlar İspanya'ya ayak bastı, bilim geri kaldı demiyor. Asla böyle bir şeyi ifade edeceğini zannetmem. Ya yanlış anlaşılma var veya bugüne kadarki bir algıyı söylemiş olabilir orada gazeteci. Zira biz bunu neredeyse insanlar belki de bilmez. Müslümanlar İspanya'da tam 8 asır hüküm sürdüler. 8 asır bu dile kolay. 800 sene oraya ayak basışıyla orada bitmeleri arasında 8 asır devam etti. Siz ancak bir yerde 800 sene ilimle, bilimle kalabilirsiniz. Zulümle değil. Müslümanların oradaki ilmi faaliyetleri, eserleri, kitapları her birisi yok edildi. Hem ayaktakileri hem eserleriyle. Ama aynı zamanda orada bulunanları, o eserleri Batı kendisine mal etti. Kendisinin gibi gösterdi, kendisinin gibi yazdı, hırsızlığını yaptı. Fakat nereden aldığını ifade etmedi. Bir taraftan İspanya'dan, bir taraftan ki bu İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı'dan alınan eserler Batı'yı ilimce ihya etmiştir. Fakat akabinde tabii İslami eserler belki yakılıp yok edildiği için belki Batılılar bir ilmi hırsızlık yaptıkları için bir bakımda, zira bunlar mukayeseli olarak işlenmiyor henüz, karşılaştırılmıyor. Dolayısıyla da biz hep Avrupa sanki ilimde ilerlemiş gibi görüyoruz. Halbuki çok enteresandır. Ben Slovakya'da Osmanlılar diye bir eserim var. Orada Evliya Çelebi bunu yazıyor. Uyvar Kalesi'ne girdikleri zaman ki askeri bir kaledir. Orası bir büyük ilim beldesi olan bir şehir değildir Avrupa'nın. Bir Viyana'yı işlemiyor. Uyvar Kalesi'ni söylüyor. Orada İbn Sina'nın kanunu vardı diyor eseri. Bir oradaki Uyvar ki Viyana'ya en yakın kale. Orada İbn Sina'nın eserleri anlatılıyor, bulunduğu görülüyor, bunu ifade ediyor. Bunlar çok çarpıcı misallerdir. Batı bunu almış, kendisine mal etmiş ve kullanmış. Ancak İspanya'daki bizim gerilememizi de ilim zıtlığı olarak görmememiz lazım. Orada Endülüs Emevileri neden yıkıldı, İslamiyet neden parçalandı, neden atıldı, 8 asır kaldığı bir yerde neredeyse bir tek Müslüman kalmamacasına. İşte bunun da sebeplerini çok iyi görmemiz lazım. Bence Endülüs Emevilerini de yine bir program olarak işlememiz lazım. Bunlar 3-5 cümleyle geçiştirilecek şeyler değil. 8 asır kaldığınız bir yerde bir tek neredeyse Müslüman kalmamacasına yok edildi. Aynı zamanda biz 2. Bayezid dönemini İspanya'dan kovulan Yahudilere dahi Müslümanların sahip çıktığını, onları getirdiğini, yerleştirdiğini biliyoruz. Evet. Ve bunları yazıyoruz. Ki sadece Müslümanlar değil, Yahudiler de mesela aynı kırıma tabi tutuluyorlar. Bu hem karşı tarafın bakışını yansıttığı gibi
ve neden 8 asır sonunda böyle bir duruma düştüklerini böyle bir cümleyle ifade etmek mümkün değil. Onun çok derin anlamları ve manaları var, sebepleri var. İnşallah onu da ayrıca işleriz diye düşünüyorum. Evet. Yine Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız da çok kıymetli bir hocamız. İlminden ve biliminden faydalanacak ve gerçekten okunası röportajları da var. Bu ve daha kitapları Türkçe'ye çevrilmemiş vaziyette. Evet, yani 17 cilt ki 17 dünya cilt. Üzerinde evet. 27 dil bilmesiyle birlikte bu da önemli bir noktaydı. Şimdi hocam öncesinde bu hafta tabii 3 hafta aslında sürecek uzun vadede herkesin merak ettiği sorularıyla şenlendirdiği bir husus Topkapı Sarayı. Geçtiğimiz hafta aileler dedik, ailelerin tarih bilinciyle aslında programımızı açmıştık sevgili izleyenlerimiz hatırlayacaklar ve ailelerin tarih şuuru içerisinde çocuklarıyla nasıl hareket etmelerini örnekler vermiştiniz. Bunun içerisinde de aslında müzeler, saraylar ve bilinçlendirme tarihi eserler demiştik. Şimdi öncesinde hayırlı olsun bir müstakil Dünya Topkapı Sarayı adlı eseriniz hocam. Evet. Şu anda piyasada gerçekten Topkapı Sarayı ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi bulabiliriz değil mi hocam? Her şeyi bulabiliriz. Yani önce bu kitabı okumalı Topkapı Sarayı ile ilgili. Herhalde sanıyorum kitabelerle ilgili de tek çalışma bu kitapta değil evet, mi hocam? Evet en geniş haliyle kitabelerini bütünüyle hemen hemen bu kitapta bulabilecekler. En önemli evet. bir yönüdür kitabımızın. Hı hı. En mühim bir noktasıdır. Zira insanlar gezerken hep yazıları görüyorlar. Ama nedir bu yazılar değil mi? Evet. Yani onu merak ediyorlar. Şimdi bilinç dediğimiz zaman insanımızın bilincini, tarih bilincini Topkapı Sarayı'nı gezerken görebilirsiniz. Topkapı Sarayı neticede 1924 yılında müze yapıldı ve orada eşyalar sergileniyor. Aslında Topkapı Sarayı'nı bir müze gibi gezmemek lazım asla. Topkapı Sarayı zira 400 sene Osmanlı'nın merkezliğini, merkez vazifesini yapmış bir saraydır. Çok farklı özellikleri olan bir saraydır. Orayı tarihi fonksiyonlarıyla beraber gezmek lazım. Müze kısmı oradaki eşyaları işin ikinci planında kalması lazım. Hocam, öncelik yani... müzede, öncelik tarihi fonksiyonlarında olması lazım. Fakat bizim insanımız koşarcasına hatta içeri daha giriyor işte nerede acaba kaşıkçı elması, nerede altın taht, nerede şu veya nerede mukaddes emanetler? Onları görmek üzere belki onlarca çok önemli tarihi eşyayı, tarihi binayı, tarihi merkezi, o fonksiyonları hiç atlayarak koşmak suretiyle belki bir yorgun tavırla da çıkıp gidiyor. Yani turist böyle gezmiyor. Hocam, bizim insanımızda şunu görüyoruz ki turist bu şekilde gezmiyor. Turist okuyarak, bilerek neyin ne olduğunu araştırmak suretiyle hangi binanın hangi ne fonksiyonu icra ettiğini gezmek görmek suretiyle açıkçası geziyor. Biz zaman zaman konularımızda değindik bazı yönlerine ve bunu da her zaman dedik ki ileride işleyelim zamanı ve günü bugünmüş açıkçası. Zira yıllarca talebelerimi gezdiriyorum yıllardır her sene talebelerimi mutlaka gezdiriyorum. Bu esnada Aynur Hanım hatta siz de bulundunuz birisinde. Bulunmaz mı? Bazen evet, 30-40 kişiyle başladığım bir gezi 50-60 kişiyle devam ediyor. Şahidim. Etraftan şahidim buna hocam. Şahitsiniz. Yani 3 kere Topkapı Sarayı'nı baştan aşağı gezmiş biri olarak hiç sanki gezmemiş gibi sizin rehberliğinize, minberliğinizle bayağı bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ve bazen de çeşitli gruplar, işte iş adamları çevresi, bir takım arkadaşlar, dernek kendilerini gezdirmemi istediklerinde şuna ben şahit oldum. 10 defa, 20 defa Topkapı Sarayı'nı gezdim. Fakat bugün iyi ki sizinle gezmişim. Ben hiç duymamıştım bunları. Diyerek zira Topkapı Sarayı'nda taşları konuşturacaksın. Binaları konuşturacaksın. Oradaki eşyaları konuşturacaksın. Ağaçları konuşturacaksın. Nerede ne varsa Topkapı Sarayı'nı gezerken bunları konuşarak gezeceksin. Hocam biz de konuşarak gezeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz ekran başından ayrılmasınlar tarih ve medeniyet izleyenleri. Çünkü ben bugüne kadarki yapmış olduğum yayınlar haricinde çok heyecanlıyım. Çünkü işin mevzusu Topkapı Sarayı diyoruz. İnşallah. Ama ne zaman bu heyecana devam edelim? Kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz efendim.
FM Tarih ve Medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Hocam öncesinde demiştik reklama gitmeden önce bir heyecanla bugün aslında Topkapı Sarayı şuuruyla Topkapı Sarayı'nın tarihçesi diyeceğiz efendim. Dolayısıyla tabii bir müstakil dünyada Topkapı Sarayı eserinizde A'dan Z'ye inşallah Topkapı ile ilgili her şey bulunabiliyor. İnşallah. Değil mi? Şimdi hocam tarihçesi dediğimizde biz ne anlıyoruz? Bir de sadece sizin çalışmanız gibi şu anda piyasada Topkapı Sarayı ile ilgili gerçekten çalışmalar var mı ve ne durumda? Topkapı Sarayı ile ilgili çalışmalar var. Yani ciddi çalışmalar var. Bir tanesi de yine en son aslında benim çalışmam da daha önce 7-8 sene önce taşa yazılan tarih Topkapı Sarayı diye çıkmıştı. Evet. Fakat bu çok az bir baskısı yapılmıştı. Şimdi biz bunu genişleterek ikinci ve daha geniş bir baskısını yapmış olduk. İlber Ortaylı Bey'in ki Topkapı Sarayı başkanlığını da yaptı. Evet, Profesör Mekanlar Doktor. Ve olaylarıyla Topkapı Sarayı diye çok güzel bir çalışma ortaya koydu İlber Bey. Yine Gülru Necipoğlu'nun ki İngilizceydi aslı 15 ve 16. yüzyılda Topkapı Sarayı. Bu da daha çok mimari ve törenleri ve orada iktidar, tören, iktidar, mimari konusunu işleyen bir çalışmasıydı. Yabancıların çalışmaları var. Jean-Baptiste Tavernier, onun bir Topkapı Sarayı isimli çalışması var. Yani ve yerli ve yabancı pek çok Topkapı Sarayı ile ilgili araştırmalar, çalışmalar var açıkçası. Hocam bu bir müstakil Dünya Topkapı Sarayı kitabınızın içerisinde herhalde sanıyorum kitabelerle ilgili tek değil mi? Şimdi kitabelerle ilgili bütün bu çalışmalar içerisinde tektir. Benim bu o yazıları ve kitabeleri. Şimdi az önce onu da söyleyecektim. Bu kitabeler neden önemli? İnsanlar yazı görüyorlar yukarıdan aşağıya. Nedir bu yazılar? Ayet midir, hadis midir, dua mıdır? Nedir bu yazı? Hiç kimse hiçbir şey anlamıyor. İşte evet, daha girişte 400 yani. Yıllık bir sarayımızın, 400 yıllık bir idare merkezimizin başındaki yazıları bir millet okuyamıyor. İçerideki yazıları okuyamıyor. Evet, açıklayıcı bir takım bilgi var ama bu bir millet olarak ne kadar eski tarihimizden aslında kopukluğumuzu da gösteren, yansıtan bir ifadedir. Öyle ki daha sonra bunları göreceğiz. Mesela harem kısmını işlerken, harem kısmını orada hünkâr kasrı, hünkâr odası olan bir yerde etrafını çepeçevre ayetlerin kuşattığı, ayetel kürsinin kuşattığı bir odada maalesef biz filmlerde dansöz sahneleriyle göstermişlerdi. Şimdi insanlar herhalde orada bir köşe ayetel kürsi Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin yazılı olduğu bir yerde Osmanlı nasıl bir edep içerisinde, ahlak içerisinde olurdu diye düşünmek lazım. Demek ki cehalet insana çok yanlış şeyler yaptırtabiliyor maalesef. İşte ne yazılı olduğunu bilmiyor. Bu yazılar ayettir, bu yazılar çeşitli hadis-i şeriflerdir. Bu yazılar çok güzel dualardır. Burada gezerken bunları ifade edeceğiz. Ve bu yazılar bir kısmı ilk yapım esnasında yapım kitabesi veya tamir geçirdiği zaman kitabeleridir. Bu kitabelerde ne anlatılır? Kim yaptı bu kitabeyi? Bu tamiratı hangi padişah yaptırdı? Ne için yaptırdı? Ne maksatla yaptırdı? O padişahın ahlakı, o padişahın şahsiyeti o taşa vuruluyor, yazılıyor. Yani o taşta siz mühürleniyor onu mühürleniyor. Evet. O padişahı görüyorsunuz. O padişahı tanıyorsunuz. O padişahın o binayı hangi maksatla yaptırdığını biliyorsunuz. İşte bunlar ortaya çıkıyor. Onun evet. için taşa yazılan tarih demiştim ilk başlangıcında ben kitabıma. O taşa Topkapı Sarayı maksadı o sarayın işlevi konumu o taşlara kazındı. O taşları okuduğumuz zaman sarayı tanıyorsunuz, sarayda yaşayanları tanıyorsunuz, o insanları anlıyorsunuz. Okumazsanız bakıyorsunuz. Şimdi ilk kapısındayız. Yani ekran başındaki sevgili izleyenlerimizi bunu aslında bu şuurla belki de bu program
bence takip edilmeli diye düşünüyorum. Kapının oraya geldiğimizden ilk itibaren karşılaştığımız nokta ve ilk adım attığımız yer. Yani ecdadımızın, yönetilenin 700 metrekareyi kaplayan her noktasında İstanbul'un güzel çehresiyle birlikte beraber olduğu bu Topkapı Sarayı'nı nasıl bir şuurla gezmeli ve hangi stratejiyle aslında buraya bakmalı ve burayı anlamalıyız hocam? Şimdi sarayın genel bir çevresine aslında umumi bir bütün günlük içerisinde önce ifade edelim. İsterseniz tam giriş yapmadan bir umumi genel hatlarıyla mesela nasıl orada yaptınız? Ben evet. Bir müstakil dünya diye ifade ettim. Hani önce taşa yazılan tarih, bugün de bir müstakil dünya. Evet. Gerçekten burası apayrı bir dünya. Sanki bir şehir, bir dünya. Yani ne var? Mesela Topkapı Sarayı Osmanlı sultanlarının ikametgahı. Yani padişah burada ikamet ediyor. Burada kalıyor. Sonra bakıyoruz padişahın ikameti yönetim merkezi. Yani 400 yıl Osmanlı'nın yönetim merkezi, Osmanlı Devleti'nin oradan idare ediliyor. Yani bugün bir beyaz saray, beyaz saray deyince insanların aklına ne geliyorsa Osmanlı Devleti'nde de kubbe altı dediğimiz zaman akla o geliyor. 400 yıllık bütün dünyada hükümdarların indirildiği, karar verildiği bir merkez halinde gözüküyor. İki bir mektep halinde görüyoruz sarayı. Ya yani Osmanlı Devleti idarecilerinin yetiştiği bir mektep. Üç, bu idarecilerin eşlerinin yetiştiği bir mektep. Dört, Osmanlı padişahlarının eşlerinin yetiştiği bir mektep. Yani bir bakıyorsun bir mektep havası, medrese havası seziyorsun. İdareyi görüyorsun. İdareyi, yönetim merkezini görüyorsun. Bunlara ait yan birimleri görüyoruz ve dinlenme bahçelerini görüyoruz. Ya böyle bir saray dünyada yok. Eşi her şey ve benzeri yok. Her şey düşünülmüş. Her şey düşünülmüş orada. Yani bu tip bir sarayı dünyada bir ikinci numunesini verebilmek mümkün değil. Bir haşmet seziyorsun her yönüyle ve bir tevazuyu görüyorsun. Ya uzaktan baktığın zaman o haşmetli bir yapı, yani dünyanın iki tarafı denizle çevrili. Bir taraftan Boğaz'la, bir taraftan Haliç'le, Marmara'yla çevrili. Bir tarafı Karay'la çevrili. Dünyanın en güzel yerini seçilmiş bir saray. Fakat baktığın zaman böyle dev misali bir bina yok ortada. Uzaktan baktığın zaman kubbeleri, minareleri gibi kubbeleriyle sanki bir medrese, sanki bir eğitim yuvası seziyorsun. Böyle o haşmetin yanında bir tevazuyu görüyorsun. Haşmet ve tevazu bu kadar birleştirildiği, bu kadar güzelleştirildiği bir sarayı da dünyada gösterebilmek mümkün değil. Bu özel yapım. Bu da Osmanlı'nın çok özel bir yapım. Osmanlı'nın sanki ya o dünyaya hükmeden tavrının yanında sanki o kibir ve gururdan arınmış, başını yere eğmiş bir tevazuyu da veriyor bu saray. Bu yönüyle de bence çok hoş ve çok güzel bir yönü var sarayın. Bunu vermiş olması bakımından. Nitekim Avrupa'ya gittiğiniz zaman ki bu Osmanlı'nın en haşmetli devresidir. Biz daha sonra tabii bu saray 19. yüzyılın anlayışına cevap vermiyor. Onun için Dolmabahçe Sarayı'nı, Çırağan Sarayı'nı, Beylerbeyi Sarayı'nı, Yıldız Sarayı'nı bir takım yeni 19. asrın, 20. asrın anlayışına cevap verebilecek saraylar yaptırmaya başlıyoruz. Ama 400 yıllık o Osmanlı'nın en haşmetli devresinde Topkapı Sarayı'nın böyle bir bize böyle bir anlayışı, böyle bir düşünceyi yansıtması çok önemli. Neden çıkıyor? Yani Topkapı Sarayı'nın oluşumuna bakılacak olursa kimler yaptırıyor? Yapımında nasıl bir yol haritası izleniyor? Ya o kısım çok önemli değil mi hocam? Gerçekten çok özel önemli. Bir yer olacak. 700 metrekareye kurulacak ve girdiğiniz andan taşı, toprağı, her yeri ayrı bir şey size ifade edecek. Burada çok önemli bir konu o da. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'da Bizans hükümdarının kullandığı saraylar var. Bizans hükümdarının kullandığı en önemli saray bugünkü At Meydanı.
yani Sultanahmet Camii'nin bulunduğu kısımda. Tarihi Yarımada. O kısımda evet. Tabii hipodromlarıyla orada bulunduğu yeri biliyoruz. Hı hı. O kısımda Bizans'ın sarayı var. Ve Ayasofya'yı görüyoruz. Fakat buralar harabe durumlara gelmiş artık. Yani bakımsız Bizans'ın 13. asırdan itibaren durumu zaten çok sıkıntılıdır. Ve Fatih Sultan Mehmet o harabe halini gördüğü zaman zaten üzüntüsünü bir beyitle de ifade ediyordu. Perdedar-ı mikunetler kasr-ı Kayser ankebut, buğum nevvet mizenet der kubbe-i afrasiyab. Perdedar-ı mikunetler kasr-ı Kayser ankebut, Kayser'in sarayında örümcek perdedarlık yapıyor. Buğum nevvet mizenet der kubbe-i afrasiyab. Afrasiyab'ın kubbelerinde baykuşlar ötüyor. Bizans'ın perişan halini bundan daha güzel ifade edemezsiniz. Ve Fatih Sultan Mehmet hemen 2 sene içerisinde bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde yeni bir saray yaptırıyor. İstanbul Üniversitesi'nin bugün bulunduğu bir yer. Bugünkü Bayezid Camii ve Külliyesi, bugünkü Süleymaniye Camii ve Külliyesi İstanbul Üniversitesi ile beraber o sarayın içerisinde. O saray içerisinde 2 sene içerisinde burada son derece güzel bir saray inşa ediyor. Fakat bu saray şehrin tam ortasında ve etrafı binalarla, halkla iç içe olan bir saray. Yani böyle bir yeri pek uygun bulmuyor. Hatta etraftan da bunu bir korku sarayı gibi ifade ediyorlar. Belki bunun için, belki başka maksatlar bilemiyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in buradan çok bundan memnun kalmadığı, aslında mükemmel bir saraydır o, çok geniş bir saraydır. Bakın bugün İstanbul Üniversitesi'nin Bayezid'deki bulunduğu alan ana kapısı, evet. Süleymaniye'yi de bunun içerisine katalım, bütün külliyesinin bulunduğu yeri ve aynı zamanda Bayezid Külliyesi'nin bulunduğu yeri de bunun içerisine katalım. Böylesine bir büyük geniş alandaki bir saraydı. Buradan Fatih Sultan Mehmet memnun kalmıyor ve 1465'te bugünkü Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde yeni bir saray inşasını emrediyor. Ve 1478, 13 senede bitişi 1478. Bab-ı Hümayun Kapısı'nın yapıldığı tarihtir o. Artık o kapı yaptırılıyor ve bitiyor saray. 1478, 700 bin metrekarelik bir alan, az önce söylediğiniz gibi. 700 bin metrekarelik bir alanda 13 senede muazzam bir saray yaptırtıyor. Mükemmel bir saray. Bunu tarihçiler anlata anlata bitiremezler. O zamanın, o devrin Fatih Sultan Mehmet'in tarihçisi Tursun Bey de dahil olmak üzere yabancılar ki İtalyan mimarları, sanatkarları getirilmiş, süslemeleri yaptırılmış. Fatih Sultan Mehmet Acem, Arap, Rum dedikleri de Osmanlı mimarları, Acem mimarları, Arap mimarları ve Avrupa sanatkarları yer birisini topluyor ve muazzam bir saray manzumesi meydana getiriyor. Şu anda, evet değil mi hocam? Gerçekten şu anda kapıyı görüyoruz. Genel görüntüler verilebilir. Evet. Sarayın herhalde belki benim de dikkatimden kaçmıştır. Onlar da gösterilmiş olabilir. Umumi sarayın genel görüntüsü. Ya yani 700 bin metrekarelik bir alan. Bunun 80 bin metrekaresi bugün belki bizim göstermek suretiyle gezeceğimiz bir kısım. Mesela evet. Şimdi genel görüntüsü var. Uzaktan sizin az evvel ifade zaman, ettiğiniz bakın, gibi kubbeler yani şöyle, özellikle kubbeler görünüyor. Gözüküyor değil mi? Uzaktan bakıldığında evet. Şöyle bir büyük bir şatafatlı binayı göremiyoruz evet, açıkçası. Tepeden bakın, kuş bakışı tepeden, görünüşü. Kubbeler, yeşillikler, bol güzellikler, evet. Bol miktarda gayet hı-hı. İşte görüyoruz. Yani şuraya bir bina, hani böyle şeddadi binalar derler. Şeddadi binalar. Kendisine Kanuni Sultan Süleyman muazzam bir külliye cami yaptırıyor ama kendisine bir oda yaptırmıyor. Bakın işte dedesinden babasından kalan odalarda yatıyor kalkıyor. Orada bir şöyle kendisine bir saray yaptırtmıyor Kanuni Sultan Süleyman. Bu onların aynı zamanda dünya görüşünü ifade eder. Yani sarayına bak, yattığı yere bak, diğer yaptırdığı eserlere bak ve Kanuni Sultan Süleyman'ı buradan tanı. Buradan anlayacaksın. Bir muazzam külliyeler, eserler halkına
camiler, medreseler, mektepler, hanlar, hamamlar yaptıran bir padişah kendisine bir büyük saray yaptırmıyor ki Kanuni döneminin o zenginliğini, o haşmetini, o şevketini anlamak lazım. Yani kendisine onlarca saray yaptırtabilirdi Kanuni Sultan Süleyman. Hı hı. Ama yaptırttığı neredeyse bir saray yok, bir büyük oda yok, iki oda yok. Bunları görebilmek lazım. İşte Kanuni'yi anlatacak olan budur. 70 bin metrekarelik bir alanı meydana getiriyor. 3 avludan müteşekkil. Böyle bir kısım. Ki diğer kısımları nedir? Bahçelerdir. Hı hı. O bahçelerde çok güzel köşkler var. Yalı Köşkü, Sepetçiler Köşkü, Serdap Köşkü, köşkler, gerçekten nadide ağaçlar, çiçekler yetiştiriliyor. Yani 20 milyonlarca kilometre kareyi idare eden padişahın aynı zamanda dinlenmesi de lazım. Ya saray öyle bir yapı ki her şeyi içerisinde düşünen ve barındıran bir yapı. Osmanlılar çevre mühendisliğinin en güzelini yaptıkları eserlerde göstermişler. Bugünün en büyük hastalığı stres. Evet. O stresi atacak padişahlara bir alan yapmışlar. Bir yer yapmışlar. Bugün bunları görmek mümkün değil. Hocam dünyada eşi benzeri olmayan bir aslında saray örneği diyebiliriz. Devam edeceğiz ama ne zaman? Kısa bir reklam arasından sonra efendim. Efendim tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? twitter.com/tarihhaltremedeniyetten tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla Topkapı Sarayı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Hasbahçe, tabii yan tarafta yalılar, köşkler dedik. İnsanın böyle bir cennet düşünesi geliyor bir anda. Tabii o heyecanla, o şuurla. Şimdi hocam bu köşkler ve yalılara bakacak olursak nasıl görünüyor köşkler ve yalılar? Hasbahçe gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir yapısı var Hasbahçe'nin. Hatta orada öyle ki mesela bugün unutuldu. Topkapı Sarayı'na Edirne'den gül tohumları Edirne'den gelir. Halep'ten zambaklar gelir. Kırım'dan lale soğanları gelir. Maraş'tan ak ve gök sümbül soğanları gelir. Mesela Maraşlılar ak ve gök sümbül soğanlarını acaba Topkapı Sarayı'na gönderdiklerini bilirler mi? Ne kadar bilirler? Bugün yetiştirilir mi? Ve öyle ki Busbek var, Avusturya elçisi, İstanbul'a geldiği zaman buralarda kışın laleleri, sümbülleri, zambakları gördüğü zaman şaşırıyor. Öyle diyor, ılıman bir havada, iklimde yoktu. Gayet sert bir iklim vardı. Fakat kışın bunlar nasıl yetiştiriliyordu diye şaşkınlığını gizleyemiyor ve bunları mektuplarında yazıyor, Avrupa'ya yazdığı mektuplarda. Biz kışın laleler, sümbüller, zambaklar yetiştiren demek ki bir neslin evlatlarıyız. Bugün nerelerden alıyoruz acaba onların tohumlarını bilemiyorum, düşünmek lazım. Bakın Osmanlı'da bütün bunları görebiliyoruz. Ve yine köşkler mesela Çinili Köşk Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Evet. Mükemmel bir köşktür bu. Altından cennet ırmakları akar diye tarif edilir. Hemen Haliç'e doğru inen bir noktada Çinili Köşk. Şu anda sevgili izleyenlerimiz görebiliyorlar. Evet, görebiliyorlar. Çok güzel, çok hoş bir köşktür. Ki bunun yanında Yalı Köşkü vardır Yavuz Sultan Selim zamanında hocam, yaptırılan. Hocam adlarını alırken Çinili Köşk özellikle fazla çinileriyle, yoğun çinileriyle, çinileriyle evet, tabii çok meşhur. Mesela Yalı Köşkü'nü görüyoruz. Sepetçiler Köşkü. Yavuz Sultan Selim zamanında yaptırıldı Yalı Köşkü. Bu Sepetçiler Köşkü Sepetçiler Bahçesi diye de İbrahim Han zamanında evet. Sepetçiler Bahçesi diye de ünlü. İbrahim Han zamanında yaptırılan bir köşktür. O da yine en nadide köşklerden bir tanesidir. Yalı Köşkü orada demir yolu geçerken kaldırıldı maalesef. Yerinden oldu. Evet, yine ince ince üzerinden böyle geçen. Evet mesela burada göremiyoruz. Bugün yok. Serdap Kasrı vardı. Şevkiye Köşkü diye de meşhurdur. Bu da deniz tarafındaki o Hasbahçe'se bulunuyordu. Serdap soğuk su demek. Soğuk su. Sert ap, ap su demek. Sert ap, soğuk su. Aynı zamanda 3. Selim annesi Şevkiye
hatun onun adına yapılmış bir köşk. Öyle ki duvarları aynalarla dolu, içlerine çiçekler yerleştirilmiş, saksılardan sular akan bir köşk. Dinlenmek üzere oraya gidiyor. Maalesef bu da demir yolu geçerken kaldırılıyor. Mesela orada lahanacılar, bamyacılar anıtları bulunuyor. Bamyacılar, bugün bunları yaşatmak lazım. Bunların oralarda bulunması, o bahçelerin öyle dizayn edilmesi lazım ki insanlarımızın gezebilmesi lazım. Bugün en fazla gelir getiren yer Topkapı Sarayı'dır. Evet. Paraları nereye gider bilemiyorum. En fazla gelir getiren müze Topkapı Sarayı'dır. Bir yıllık geliri harcansa Topkapı Sarayı'nı eski haline bazı noktalarını getirebiliriz. Mesela orada bir lahanacılar anıtı. Dikilse ne olur? Oralardan o bahçeleri o kadar güzel yapacaksın ki, hatta neyi kaldıracaksın oradan? O sirkeci istasyonunu kaldıracaksın. İçeriye koymayacaksın artık. Orada bulunmayacak. Orayı bir gezi alanı, Topkapı Sarayı'nı bütünüyle yapabileceksin. O has bahçeyi de. Bugün biz bunları yapabilecek durumda değiliz. Ve o köşklerin eskisine benzer bir şekilde yeniden anıtını koyabileceksin. Ne demek lahanacılar anıtı, bamyacılar anıtı? Kimler ne söyleyebilir? Bugün biz burada anlatıyoruz. Bamyacılar Amasyalılardır. Orada lahanacılar Tokatlılardır. Meşhurdur bu. Ve o lahanacılar ve bamyacıların bugünkü Fenerbahçe, Galatasaray müsabakaları gibi müsabakaları olurdu. Ok yarışları olurdu, güreşleri olurdu, kılıç oyunları olurdu, müsabakalar olurdu. Bunları padişahlar izlerdi. Orada bunların anıtları bulunsa ve orada gezi yolları olsa, bu çiçekler bakımsız, pislik içerisinde. İnsan Topkapı Sarayı'ndan baktığı zaman onu görüyor, girilmez vaziyette. Oralar laleler, sümbüllerle güzel donatılsa, içeriden turistlerin gezi yerleri olsa, daha geçen bir Amerikalı kadın öldürüldü de ne pislik yuvaları olduğu ortaya çıktı o surların altının. Topkapısı o içeriye girilebilecek durumda mı? Bütün bunların düşünülmesi lazım. İlber Bey, İlber Ortaylı Bey yıllarca bir şeyle mücadele etti. Bab-ı Hümayun'dan, evet. Bab-ı Hümayun kapısından otobüsler girmesin diye mücadele etti ve bunun mücadelesini kazandı. Evet. Başka bir şeye neredeyse herhalde düşünemedi. Düşünün ya, bir bilim adamı orada en fazla bunları düşünebilecek durumda. Ama yıllarca emek verildi oraya. Bunların yapılması lazım. O bahçenin aslına uygun gezi yerleri, dolaşma yerleri, oturma yerleri, mükemmelen en fazla turistlerin gezebileceği, dinlenebileceği, bir gün, iki gün, üç gününü gezebileceği anıtların bulunması lazım orada. Seneler Gülhane Park'ın hatırlıyorsunuz hocam, konserlerle değil mi? Birçok aslında. Evet, yani hemen Topkapı Sarayı'nın arkeoloji müzesiyle aşağı tarafa sahil olan kısmını seneler öncesini çok net hatırlıyoruz yani. Evet. Hatırlamalıyız daha doğrusu en azından. O köşklerin bir maketlerinin en azından güzel bir şekilde orada çok rahat kurulabileceğine ben inanıyorum, ama bunların düşünülmesi önemli. Evet. Ve kapıya geçmeden son bir cümle söyleyeyim Aynur Hanım, çok önemli. Şu genel baktığımızda tek bir mühendisin elinden çıkmış gibi görüyoruz değil mi? Umumen saraya bakıyoruz, o genel görünüme. Bir mühendisin elinden çıkmış gibi duruyor. Bu saray Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra, Kanuni döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde ve sonraki padişahlarda Topkapı Sarayı'nda oturan son padişah ve oradan ayrılan ilk padişah, 1. Abdülmecit zamanına kadar, 1854-56 yılına kadar 400 sene Osmanlı merkezi görevini yaptı. Bakın şöyle baktığımızda bir mühendisin eseri gibi karşımızda duruyor. 400 sene ilavelerle ortaya konmuş bir eserdir. Burada yeni ilaveler yapılmıştır. Burada onarımlar yapılmıştır, tamiratlar yapılmıştır. 400 sene, fakat yapı hiç değiştirilmeden böylesine korunan bir yapılar manzumesi bana dünyada gösteremezsiniz. Yeni yeni ilavelerle 400 sene, ama ana maksadı bozmayacak, ana yapıyı bozmayacak şekilde gidiyor. Bir mühendislik harikasıdır bu. Bunu yapabilmek mümkün değil. Osmanlı mühendisliği, çevre mühendisliği neredeydi?
Bizim çevre mühendislerimizin alacağı yüzlerce ders var. Acaba görebiliyorlar mı, anlayabiliyorlar mı, bakabiliyorlar mı? Bu gözlerle bakabiliyorlar mı? Bunlar çok mühim. Evet. Bunlar mühim. Hatta bir dönem içerideyken fırıncıların, değil mi hocam, girdiğimizde sağ tarafta hemen o ilk kapıdan girişte, Topkapı Sarayı'nın girişte birçok yerinde kapandığını, hatta açılmadığını, gezilemediğini evet. de biliyoruz. Bunlar da çok acı. Şimdi tam Topkapı Sarayı'na gelmeden hemen karşısında hatırlayacaklar, gezenlerimiz bilecek, gezmeyenleri de özellikle öneriyoruz bu noktada. Görülmesi gereken muhteşem bir yapı ve eser. 3. Ahmet Çeşmesi. Şimdi benzerlerini birçok yerde aslında İstanbul içerisinde evet. belli ilçelerde görebiliyoruz ama bu 3. Ahmet Çeşmesi önemi dersek vallahi neler ifade edeceğiz? 3. Ahmet Çeşmesi tabii Topkapı Sarayı'nın tam girmeden önce hemen orada bulunuyor. İnsanlar ona ne kadar bakıyorlar bilmiyorum. Baktıklarında ne görüyorlar onu da bilemiyorum ama biz koşarak gidiyoruz. Görüyor muyuz bilmiyoruz. Bir İtalyan tarihçi Belmondo diyor ki İnsan elinin değmediği, insan elinin değmediği tek bir nokta yok diyor. Bir cam fanus içerisinde korunmaya değer bir eser diye anlatıyor 3. Ahmet Çeşmesi'ni. Ve yine onu ifade ederken kim bilir diyor ilk gün nasıl ışıl ışıl parlıyordu. İlk gün nasıl ışıl ışıl parlıyordu. İnsan bir kez baktığı zaman hayalinden ölünceye kadar silinmeyecek bir yapı diye ifade eder. Biz bugün herhalde 3. Ahmet Çeşmesi'ni şöyle önünden koşarak gidiyoruz. Nişleriyle, yazılarıyla, kubbeleriyle ve gerçekten o mermeri işlemeleriyle muazzam bir eser ve eserdir 3. Ahmet Çeşmesi. Etrafı dört köşesinde nişleri, evet. nişlerin üzerinde kubbeleri, en üstte sekizgen bir kubbesi ki herhalde yazı uzaktan görülüyor buradan bakarken. Mesela şair Vehbi'nin 28 beyitlik bir orada beyti dolaşıyor kendisinin. Ve yine yapım kitabesinin en sonunda Sultan 3. Ahmet'in bizzat kendi hattıyla Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua beyti. Mükemmel bir tam şu noktada tam taç beyit. Orada evet, dikdörtgen şeklinde gördüğümüz yerde. Zaman, evet görüldüğü yerde hemen o yazıyı görüyoruz. Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden Sultan Ahmet'in tarihi şu çeşmenin lülelerinden akar. Bakın ne hoş söylemiş. Akıtmak onun da lazım. Tarihi şu çeşmenin lülelerinden. Yani sen padişahın yaptırdığı eserden onu tanı. Onun tarihi şu çeşmenin lülelerinden akıyor. Aç besmele ile iç suyu. En azından padişahın suda bile bir ifadesi. Besmele ile aç suyunu iç. Han Ahmet'e eyle dua. Benim beklediğim bir dua. Yani bir padişahın ne beklediği, maksadı, ne için yaptığı. Şurada anlatılır. Neden hocam içemiyoruz çeşmelerden sular akmıyor diye sormak Vallahi lazım. Valla herhalde batılılar olsa şerbet içirirler yani bu çeşmeleri öyle bir kullanırlar ki şerbetler içirirler. İnsanlar en azından aa şerbet varmış diye gelirler onları da görürler onları da öğrenirler. Bilemiyorum tabii işin o noktası olur mu olmaz mı yapılır mı yapılmaz mı. Ama cam fanus dediniz. Ama bence, herhalde evet, cam fanusla... o cam fanus içerisinde korunmaya değer ne kadar koruyabiliyoruz eserlerimizi. Batılı anlayan anlıyor. Biz de o gözle bakabilmemiz lazım en azından. Muazzam. En güzel bizim nadide i̇şte dört köşeli, yani dört köşeli eserlerimizden bir tanesi. Evet. En güzel çeşmelerimizden bir tanesi. Güzel Sultan çeşmelerimiz diyelim devam edeceğiz ama öncesinde hocam kısa bir reklam arasına gidiyor. Tarih ve Medeniyet ardından bizden ayrılmayın burada olacağız. Efendim Tarih ve Medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Öncesinde hemen hatırlatalım. twitter.com/tarihhaltremedeniyetten, tarihvemedeniyet@sinebeş.com.tr'den hem sorularınızı hem de tarih paylaşımlarınızı bizlere yönlendirebiliyorsunuz. Bizler de Profesör Doktor Ahmet Şimşekil hocamıza iletiyoruz. Hocam gelen tweetler ve mesajlar için öncesinde teşekkür ediyoruz. Hemen paylaşayım istiyorum çünkü bir hayli de sorularımız birikti. Öncesinde bir mesajımız var. Harun Osmanoğlu, eşimle birlikte ilk kez bir tarih programını böyle büyük bir zevkle takip ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Rıfkı Tanrıkulu, acaba niçin Abdülmecit Topkapı Sarayı'ndan vazgeçip Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmıştır diyor.
Bu çok önemli. Osmanlı padişahlarının artık Avrupa ile iç içe oldukları, ziyaretlerin başladığı, devlet başkanlarının birbirlerini ziyaretlerin olduğu bir döneme giriliyor. Böyle bir durumda Topkapı Sarayı en azından yabancılara gösterilebilecek bir yer değil. Birincisi bu. İkincisi çeşitli üniteleri fonksiyonlarını kaybetmiş durumda. Mesela Topkapı Sarayı'nın en önemli ünitelerinden bir tanesi Enderun Mektebi'ydi ki artık Enderun Mektebi'nin işlevi ve önemi kalmamıştı açıkçası. Ve zamanın şartlarına artık zamanın şartlarında kullanım kaybolması Topkapı Sarayı'nın ve yeterli şeyde bulunamaması ya Topkapı Sarayı artık ihtiyaçlara cevap vermemesi açıkçası yeni bir saraya Avrupa'daki olduğu gibi daha büyük, daha komple iç içe olan bir şeye ihtiyaç gösteriyor. Bunun için de yeni saraylar yaptırılmaya başlanıyor. Evet, birçok dizi ve film bu mekanda çekiliyor. Bu saraya bir kazanım sağlıyor mu ya da zararı oluyor mu? Teşekkür ederim demiş bir seyircimiz. Eskiden yapılıyordu ancak şimdi eskisi gibi değil. Bu filmler Topkapı Sarayı'nda çok fazla verilmiyor. Tabii sağlayıp sağlamadığını, kazanım yapıp yapmadığını bilemiyorum açıkçası. Ne veriyorlar, ne yapıyorlar ancak eskisi gibi kullandırmadıklarını biliyorum. Evet. Hatice Baba sormuş. Dikili taşın detayını anlatır mısınız hocam? Lütfen zira bu taşlardan biri Mısır'da, biri Amerika'da, bir tanesi de Türkiye'de var denmiş. Dikili taşın öyküsü. Yani sarayın dışında girmeyelim ona şimdi isterseniz. Peki. Daha sonra anlatalım. Umur Tuğcu Yılmazer sormuş. Topkapı Sarayı'nda haremin taşlığının altında bulunan insan kemikleri hakkında bilgi verir misiniz demiş. Vallahi bu rivayet olarak söylenen bir şey. Böyle bir durum doğru değil. Zira orası mezarlık değil. Kabristanlık değil. Oraya hiçbir kimseyi defnetmiyorlar. Bu herhalde uydurma romancıların, hikayecilerin yazmış olduğu kitaplarda okumuştur. Doğru bir tarihte geçtiğini zannetmem. Evet, Uğur Bey sormuş. Camilerde bulunan makşurelerle çevrili bölgede padişahlar sadece kendileri mi namaz kılardı? Ve belli bir vakitlerde mi gelirdi bu padişahlar şeklinde bir sorusunu yöneltmiş. Sarayı gezerken padişahların namaz kıldığı yerleri ifade edeceğiz, söyleyeceğiz. Orada sünnet odası, haremin kendi içinde iç mescidi ve ağalar mescidi. Orada Enderun ağalarıyla beraber namaz kıldıklarını göreceğiz. Evet, Salih Hanım sormuş. Hocama önemli bir sorun var. Ebu Suud Efendi'nin Yahudi olduğu ve bu yüzden bu kadar yükseldiği rivayet olunur. Doğru mu? Evet, konumuz dışında da bir soru da gelmiş size hocam. Evet, kısaca ona da cevap verelim o zaman. Ebu Suud, çok yanlış herhalde bir bilgi. Ebu Suud Efendi İskiliplidir. Şeyh Yavsı demekle meşhur. Bir alimin evladıdır ve İskiliplidir. Herhalde çok yanlış bir yerden bir duyum diye düşünüyorum. Evet, şimdi geldik hocam tabii bu kadar böyle Topkapı Sarayı'nın içerisine girmişken o yazılar, kitabeler, yalılar, köşkler dedik. Bab-ı Hümayun, 3. Ahmet Çeşmesi'nden sonra Bab-ı Hümayun nedir hocam? Bab-ı Hümayun, Hümayun denildiği zaman padişaha ait olduğu anlaşılır. Bab-ı Hümayun, Hümayun kapısı, padişah kapısı, sarayın ilk giriş kapısıdır. Fatih Sultan Mehmet zamanında saray 3 bölüm halinde yapılmıştı ki bugün de öyledir gezerken. Mesela şu anda Bab-ı Hümayun'u görüyoruz. Sarayın ilk 3. Ahmet Çeşmesi'nin hemen oradan girilmiş olduğu kapı. Evet, ilk hemen kapı. Üzerinde de yine hocam bir yazıt görebiliyoruz. Yani kapıların çoğunun üzerinde böyle mesaj gibi değil mi yazılar var. Evet, iki tarafında da zaten yazılar da var. Evet. Alınlığında yazı var ki Hicr suresinin ayetleri orada görülüyor. Hatta şu kapının cennet kapısı, içerisinin de cennet bahçesi olduğu ifade edilir. Saray aynı zamanda ki orada da cennete giriniz ayetleri ve burada artık emin bir şekilde oturunuz, bulununuz ayetlerine atıfta bulunulmaktadır. Yani burasının cennetle özdeşleştirilir. Şimdi orada eski bir fotoğrafta da görülüyor. Mesela şurada duralım. Evet. Şimdi şu fotoğrafta görülen üstte bir pencereli bir bölüm daha var. Mesela şu anda o üst bölümü görmek mümkün değil. Halbuki ilk yapımında şu anda gördüğümüz kısmın hemen üzerinde 13 pencereli bir oda manzumesi daha vardı, devam ediyordu. Ancak o 1860'lı yıllarda ortadan kalktı. Orada
ne olurdu? Mesela o odada Beytülmal hazinesi dediğimiz hazine orada bulundurulurdu. Beytülmal hazinesi orada, yani fakir ve fukaranın hakkı olan mal, onlara giden hazine, para orada bulundurulurdu. Aslında depo gibi, yani orası bulunabilir özel ve onların koruma altında duran bir bölümdü. Bugün mesela o kısım yok, onu göremiyoruz. Yine mesela öyle bir kısım eskiye uygun olarak aslında yaptırılabilir mi? Ki bunlar tabii gerçekten ama değişmeyecek, bozulmayacak bir şekilde aslına uygun, o da akla gelir. Bugün zaten kesilmiş gibi duruyor, dikkat edersiniz. O Bab-ı Hümayun kapısının üstü, orada bir şey olduğunu bugün bakanlar mutlaka anlıyorlar, anlamaktadırlar. Fakat işte o şekilde duran bir yapı. Bu kapıya kadar gelen herkes, bu kapıdan girenler özellikli insanlardır. Bu kapı sabah ezanından, sabah namazından sonra açılır, akşam namazından önce de kapanır. Sabah namazından önce? Sabah namazından önce, sabah namazının hemen akabinde açılır, akşam namazından veya ezanından önce de kapanır. Bu kapıdan devlet büyükleri geçebilirler ancak. Yani devlet büyükleri dediğimiz Divan-ı Hümayun azaları ve ileri gelen insanlar bu kapıdan girerler. Halkın girdiği o birinci avluya soğuk kapı veya demir kapı dediğimiz kısımlardan içeriye girmek, yan kapılardan girebiliyorlardı. Ama buradan girenler sadece devlet büyükleri adlı bir şekilde içeriye girerlerdi. Divan-ı Hümayun azaları, üyeleri veya ileri gelen kimseler bu kapıdan içeri giriyorlardı. Bu kapının önünde, bu kapıyı Bostancı Ocağı'na mensup neferler bu kapıyı bekliyorlardı onlar. Ve alınlıklarına sağda ve solda iki tane alınlık görülmekte. Alınlıklarına silahlarını asarlar, kollarını şöyle kavuşturup beklerlerdi. Yani nöbet bekliyorlar. Nöbet bekliyorlar. Nöbetçi askerler. Bugün bizim askerlerimiz nasıl silahları ellerinde bekliyor. Onlar kollarını kavuştururlar ve o şekilde beklerler. Silahları alınlıktadır. Sağda ve solda yazıları görürüz. Es-Sultan zillullahu fil ert, Sultan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, gölgesidir, halifesidir. Sol tarafta ise ye'vi ileyhi küllü mazlumun, tüm mazlumlar ona sığınır. Yani aslında o ikisi Osmanlı padişahının konumunu gösteren de bir yazıdır. Es-Sultan zillullahu fil ert, Sultan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Sol tarafta bütün mazlumlar ona sığınır. Yani mazlumların sığınağı olan bir padişahtır padişah. O da gerçekten önemli bir ifadedir. Halen de kapının beklenmekte zaten, değil mi hocam? Hala da nöbeti beklenmekte. Nöbeti bekleniyor orada. Ve iki tarafta da bu yazıları görüyoruz. Evet. Şimdi tabii bu Bab-ı Hümayun'dan sonra Alay Meydanı veyahut yok edilen bir tarih var. Çoğu bayramlaşma, selamlaşma zaman zaman da programımızın içerisinde işledik Alay Meydanı diye hocam. Nedir bu Alay Meydanları, neler yapılır bu Alay Meydanları'nın içerisinde sarayda? Aslında kapının şimdi Alay Meydanı kısmını görüyoruz. Alay Meydanı buradaki özel günlerde, mesela cenaze, padişahların cenazelerinin olduğu zamanlarda veya kandil günlerinde, kandillerde, bayramlarda çok özel böyle alayların tertiplendiği, şenliklerin yapıldığı bir meydandır. Onun için buraya Alay Meydanı denilmektedir. Yine buradan, burası aynı zamanda bir şehir meydanı hüviyetindedir. Buraya Müslüm, gayrimüslim, erkek, kadın, çoluk, çocuk, her insanın toplanabildiği, rahatlıkla girebildiği bir yerdir. O sebeple padişahlar mesela cuma merasimlerinde, cumalara gidişlerinde buradan itibaren mükemmel bir alayla camilere giderler ve padişahların bu merasimleri halk tarafından izlenir. Yani aslında coşkunun olduğu, o kalabalığın olduğu yer Alay Meydanı olarak geçiyor. Veya işte padişahların cenazesi kaldırılacağı zaman buradan yine aynı şekilde bir merasimle gidilir. Ki bu merasimde mesela padişahın atı eğri ters çevrilmiş olduğu halde, devlet adamları siyah şemleler, elbiseler giyinmiş bulundukları halde, destarı, kılıcı, padişahın o sandukasının üzerine konulmuş bir vaziyette, musalla cenaze şeyinin üzerine konulmuş bir vaziyette, eski Türk adetleri üzere bir takım merasimler tertiplenir, düzenlenir ve bunlar halk tarafından da
böyle bir üzüntülü bir şekilde takip edilir. Tabii kandil günleri dediğim gibi burada çeşitli şenlikler yapılır. Şamdanlarla burası ışıl ışıl bir hale getirilir. O sebeple buraya alay meydanı diyoruz. Ve halkın da rahat girebildiği için şehir meydanı hükmünü veriyoruz. Burada şunu bir takım eserlere anlatacağız alay meydanında bulunan. Ama ben şunu ifade edebilirim. Burası yok edilen tarihtir. Yok olan tarih diyebiliriz biz buraya. Burada bulunan eserlerin yaklaşık %90'ı bugün yoktur. Mesela hemen kapıdan içeriye girdiğimizde, Bab-ı Hümayun kapısının içerisine hemen girdiğimizde sağ tarafta bir maliye nezareti vardı. Bugün maliye nezaretinin yerinde yerler esiyor. Yok öyle bir şey. Yine hemen onun yanı başında 120 yataklı bir saray hastanesi vardı. Maalesef bugün o da yok. Askeriyenin bulunduğu bir kısımdı. Şimdi kalktı. Onu da göremiyoruz. Şu anda gittiğimiz yerin mesela hemen sağ tarafında bunlar bulunuyordu. Yine şu an yürüdüğümüz yolun hemen sağında böyle bir has fırın dediğimiz saray fırınları vardı. Bu fırınlar da yok bugün. Sadece içeride, bahçede, sağ tarafta atölyelerin bulunduğu, bugün bir takım tamir atölyeleri bulunmaktadır. Oysa fodlalar, peksimetler, ekmekleri sarayın tamamen oradaki fırınlarda yapılırdı. Yine bu fırınların olduğu yerde bir fırın mescidi, evet, has fırın mescidi görülüyordu. Sevgili izleyenlerimiz görüyorlar, evet. Görebiliyorlar. Ve maalesef o da yok. Ya buradaki eserlerin %90'ı ortadan kalkmış vaziyettedir ve bulunmamaktadır. Has fırın mescidi. Osmanlı'da sarayı gezerken her bulunan yerin yanında bir mescidini göreceğiz. Camisini, mescidini göreceğiz. Bu da en azından sarayın hani o ana maksadı, orada çalışan insanların nerede namaz kıldığını gösterilmesini yansıtan, onların ahlaklarını, düşünce yapısını gösteren bir durumdur. Evet, yani ibadethanesi de yanında hemen aslında. Hemen yanı başında bunlar bulunurlar. Hizmete açık bir şekilde. Evet. Hocam deavi nezareti nedir? Şimdi deavi nezaretine birazdan gelelim isterseniz. Tamam. Şimdi mesela oradaki eserleri görüyoruz. Evet. Mesela bir su terazisi. Hemen giderken deavi nezaretine doğru, o da yok çünkü deavi nezareti de yok. Mesela su terazisi var, sarayın suları Halkalı'dan geliyordu tamamen. Mesela şu su terazisi, önünden hızlıca geçip gidebilirler. Oradaki duvardan geçen yerden Halkalı sularının geçtiği duvar o. Aslında gözlem kulesi gibi duruyor bakıldığında. Gözlem kulesi gibi duruyor. Su terazisidir, altında hemen çeşme vardır. Oradan çeşmeden sularını içerler. O suyun terazisi, yüksekliğini, debisini ölçmek üzere yapılmış bir terazidir. Orada o yükseltiler görülür ve o duvarın içerisinden de Halkalı suları geçer. Bunun hemen karşı tarafında, biraz gerisinde şu anda gördüğümüzde Aya İrini Kilisesi. Aya İrini Kilisesi. Burada daha çok Aya İrini Kilisesi'nin ve Ayasofya Kilisesi'nin papazlarına ait odalar bulunuyordu. O kilise bugüne kadar duruyor. Aya İrini Kilisesi gelmiş. Evet. Pantokrator Kilisesi vardı. Onun da kalıntıları vardı. Mesela Aya İrini Kilisesi. Burası Osmanlı'da silah deposu olarak kullanıldı. Esliha-i Atika, eski silahların kullanıldığı bir yer olarak geçti. Bugün daha çok bazen eskiden konser salonları veya kilise sahneleri, filmleri çekiliyordu burada. Son zamanlarında böyle bir şey olarak kullanılıyor mu bilmiyorum. Boş duruyor. Ancak bakın Osmanlılar Aya İrini Kilisesi'ne hiç dokunmamışlar. Hiç kullanılmadığı halde Osmanlılar da aynı şekilde muhafaza ettiklerini görüyoruz. Bu da Osmanlıların ayakta bulunan eserlere ne kadar saygılı olduklarını aslında gösteren bir hususiyettir. Evet, bu şuuru da buradan algılamak lazım. Buradan da bu dersi çıkartmak lazım. Kesinlikle. Buranın hemen ilerisinde darphaneyi görüyoruz. Osmanlı darphanesi. Altın, gümüş paralarının basılmış olduğu bir yer. İşte şu anda mesela ortaya çıktı. Burası 1967 yılına kadar Osmanlı'da darphane olarak kullanıldı. Nişantaşı'ndaki yeni yerine geçinceye kadar. 1900 Cumhuriyet tarihinde de paraların basıldığı 1967'ye kadar kullanıldı. Osmanlı'da o altın gümüş paralar burada bastırılıyordu. Nişanlar burada hazırlanıyordu. Altın nişanlar, padişahın vermiş olduğu armalar, nişanlar
onların da burada basıldığını biliyoruz ve 1967 yılına kadar bu şekilde de kullanıldığını gördük. Yani en özel yerler, en özel kurumlar bu sarayın içerisinde yan yana, hizalı bir şekilde iç içe evet, bir şekilde var. Mesela şimdi oraya insanlar geçerken nasıl görüyorlar, ne olarak görüyorlar, bakıyorlar mı veya öğretiliyor mu? İşte bunlar biz görmeden geçmiş olduğumuz yerler. Yok edilenler bir tarafa, olanların da farkına varmadan geçtiğimiz yerler. Evet, ve nihayet şimdi bilet aldığımız yerin hemen ilerisinde siyaset çeşmesi var. Burada da insanlar herhalde bilmiyorum o çeşmeye nasıl bakıyorlar. Şimdi evet, bir bilinen taraf, bir de bilinmeyen taraflar var aslında. Mesela burada evet, Osmanlı devlet adamları oturup politika üretiyorlardı diyebilir miyiz siyaset çeşmesi deyince? Acaba politika mı geliştiriyorlardı? Siyaset kelime manası bir siyaset, ilmi siyaset vardır. Bir de Osmanlı'da siyaset denildiği zaman katil anlaşılır. Buraya daha sonra Cellat Çeşmesi de denilmiştir. Burası kellelerin vurulmuş olduğu bir yerdir. Bakın Aynur Hanım, şimdi o çeşme eski çeşme değil. Osmanlı'daki siyaset çeşmesi değil. Evet. O çeşme yok edildi, kaldırıldı. O çeşme artık kullanılmaz bir vaziyette veya gerçekten harap olmuş bir vaziyetteydi. Bugün bu çeşme 2. Abdülhamit Han zamanında yaptırıldı. Önünde bir taş görüyoruz. Yükselti gibi küçük bir taş. Evet. O Sengi İbret taşıdır. Sengi İbret, İbret taşıdır. Yani o taş kellelerin vurulduğu yerdir. Kimi? İşte Anadolu'da 20 sene, 30 sene, 10 sene, 3 sene celalilik yapmış. Devlete açıkça isyan etmiş, suç işlemiş birisi. Yakalanıp getirildiği zaman suçu sabit. Kellesi burada vurulur, yakalandığını göstermek için dışarıda da teşhir edilir. Daha sonra atılır, defnedilir, bir şey yapılır durumuna, yani suçuna suç göre. İşlemiş, suçuna göre işlenmiş kişilerin belli. Orada bir yerde idamı yüzlerce, gibi aslında. Binlerce insanın ölümüne evet, sebep olmuş. İşte onların akıbeti budur. Sengi ibret, ibret taşı. O taş da eski taş değil. O taş da yeni taş, yeniden konulmuş. Burayı, o taşı ve çeşmeyi koyduran Sultan II. Abdülhamit Han. Bunu niye söylüyorum? Bakın Sultan II. Abdülhamit Han bir şeyi kaldırdığı zaman yerine, aynısının yerine unutulmamak üzere karşısına yerine eseri oraya koyuyor. Şimdi orada o çeşme olmasaydı, bu taşta bulunmasaydı, ben bunu bu şekilde anlatamazdım. Bir duvar ve insanlar da niye yerinde yok, niye kalkmış, Osmanlı gizlemiş mi? Bakın 2. Abdülhamit Han en önemli bir eseri niye? Yani gizleyebilirdi 2. Abdülhamit Han bunu. Yani insanların neticede kellelerinin vurulduğu bir yer. Ama kimin kellesinin vurulduğu bir yer? Binlerce, on binlerce insanın ölümüne sebep olmuş bir asinin, bir şakinin neticede kellesinin vurulduğu bir yer. İşte bunu yaparsan sonunda bu olur. Bunu yapma diye bir, ama tarihi de yaşatıyor o. Ya madem ki 300 sene, 400 sene onu yok etmiyor. Şimdi gelelim bunun karşısına. Evet, tam karşısına. Tam karşısında ne var? Az önce siz sordunuz. Deavi nezareti. Deavi nezareti var mı? Gösteremeyeceğim şimdi. Öyle bir şey yok. Bunun hemen tam karşısına gelecek bir noktada yolun burası sağında kaldıysa sol tarafında da deavi nezareti vardı. Ne demek deavi nezareti? Şimdi nezaretten hani anladığımız, bildiğimiz suçların nazırlık, değil mi? Evet, nazır. Deavi de davanın çoğulu. Davalar demek. Yani davalar, bir şikayeti olan, bir dilekçesi olan, bir işi olan oraya şikayetini bildirecek. İkinci kapıdan içeriye artık giremez. Burası şehir meydanı dedim. Buraya herkes gelebilir. Müslüm, gayrimüslim. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk, herkes şu meydana, şu alay meydanına girmesi serbesttir. Burası çok renkli görüntülerin olduğu bir yerdir. Simitçiler, sucular, satıcılar, alıcılar, vericiler, herkes buradadır. Yani bir panayır havası. Bir panayır evet, havası vardır. Esnedir. Ama herhalde işi olanlar da gelecek devletle. Buraya gelen bir insan, şikayeti olan bir insan, o deavi nezaretinde dilekçesini her gün oraya gelen bir vezire, bir devlet adamına doğrudan ulaştırabiliyor. Bugün böyle bir şey dünya devletlerinde yok. Şikayet masası gibi bir şey. Şikayet hocam, masası gibi bir şey. Hem de kime?
dünyanın bir süper gücünün, padişahın evinin hemen yanı başında kurulmuş bir yere getiriyor ve dilekçesini verebiliyor. Hatta içerisinde, yani sarayın içerisinde, veriyor yani. Sunabiliyor, verebiliyor. Dışında değil yani. Değil. Bunu verebiliyor. Ve o vezir orada topladıklarını Divan-ı Hümayun'a getiriyor. Ben bugün, hani bugün bir takım bizim başbakana ulaşabileceğimiz herhalde e-mailleri, bir takım şeyleri vardır. Ama başbakana nasıl ulaşır? Divan-ı Hümayun'a ulaşır mı? Yani Divan-ı Hümayun deyince Bakanlar Kurulu'na ulaşır mı? Orada görüşülür mü benim davam? Herhalde bir şüphe işaretleri ulaşır. Kaç kişi diyebilir bunu? Bugün ben attığım zaman gerçekten milletin bir sıkıntılı olduğu bir durumu. Bugün siz müracaat ettiğiniz zaman, bir e-mail gönderdiğiniz zaman onu o bakanlığa, o bakan görüşür mü? O bakanlar kurulunda görüşülebilir mi? Görüşülür diyen varsa gelsin. Yani dünyanın 22 milyon kilometre kare toprağı idare eden bir devletin bir veziri orada alıyor ve içeride Divan-ı Hümayun'da bu meseleyi görüşebiliyor. Yani biraz ve insanlar ulaştırabiliyor. Şunu anlıyoruz hocam. Orada Divan-ı Hümayun karşısında her gelen vatandaş, yani sınıfı, statüsü, şusu, busu, hiçbir şeyi ayırt etmeksizin hakkını aramak üzere eşit bir şekilde, adil bir noktada gidiyor. Sunabiliyor, gidebiliyor, gelebiliyor masasına. Ve şikayet masasına sunabiliyor. Ve sarayın sunabiliyor. İçinde. Asıl önemli olan farkı da bu herhalde. Sarayın dışında değil, içinde. Benim olması. En üzüldüğüm noktalardan biridir bu. Orada bir deavi nezaretinin bulunmaması. Orada siz orada bir küçücük bir nezaret, nazırlık gibi küçücük bir köşk gibi bir şey kuracaksınız. İçi boş. Şöyle bir küçük, bir metrekarelik, onu eski minyatürlerinden gösteren bir yapıyı oraya kuracaksınız. Ve insanlar bu ne diye soracak. Turistler bu ne diye soracak. Gelen halkımız bu nedir diye düşünecek. Ve orada Osmanlı'nın işte şu adil yapısı ortaya çıkacak. Ve nasıl ulaşabildiklerini Divan-ı Hümayun'a halkın orada görebilecekler. Bunun yapılması lazım. Bunların yaşatılması lazım. Nasıl 2. Abdülhamit Han bir şeyi kaldırınca yerine koyuyor? Sen de yap kardeşim. Bugün Topkapı Sarayı'nın başkanları, Topkapı Sarayı'nın müdürleri bunları da düşünebilmeli. Bunları da gündeme getirebilmeli. Bunların yaşatılması lazım. Yani sadece Topkapı Sarayı para kesilen, müze vazifesi gören bir şey değil. Tarihe sahip çıkmak budur. Yani sadece yolun üzerinden gelen, merak eden, araştırmaya çalışan insanların elinde, değil mi hocam, Topkapı Sarayı'nın haritası olmamakla beraber yani orada bu anlatılmıyor. Yani bilmeyen bir kişi ya da ön araştırmasını yapmadan gelip ziyaret eden bir kişi orada dediğiniz gibi deavi nezaretini bilemeyecek, ben, görmeyecek. Benden başka hiç kimsenin anlattığını düşünmüyorum açıkçası. Anlatan varsa yazsınlar. Duyan varsa da yazsınlar. Olmayan bir şeyi kim konuşacak? Yani sadece orada saray hastanesinin olduğunu, fırınların maliye nezaretinin olduğunu, fırınların olduğunu da bilemezler. Kitabeyi okumaları lazım. Has fırın diye yazar. O şeyin hemen öncesindeki kapıda, su terazisinin öncesindeki kapıda eğer okuyabilseler kitabesinde has fırın kapısı diye orada okuyacaklar izleyicilerimiz. Onu da okuyamadıklarına göre onu da es geçecekler. Deavi nezaretini kim anlatacak? Bunlar bulunmayan, çünkü olmayan hususlar. Olanları en azından bu nedir diye sorabilirler. Ya da bir siyaset çeşmesi, dediğiniz gibi ibreti alem olan bir siyaset çeşmesi. Direkt yani normal sıradan bir çeşme edasıyla da geçilebilir. Veya insanlar eğer soruyorlarsa bilenler anlatabilirler. Bilmeyenler geçecekler. Ama bilenler bu nedir diye soruyorlarsa bilenler anlatabilecek. Var çünkü. O var. Onu sorabilir ama diğerini sorma imkanı da yok. Bu nedir diye sorabileceği bir husus yok. Diğerini bu nedir diyebilecek. Onun için bence olmayan bazı şeylerin maketleri veya bir küçük görüntüleri, numuneleri oraya yaptırılmalı. Paralar iç edilmemeli birileri tarafından. Önce oraya harcan. Bunlar daha da artı getirecektir. Mesela az önce söylediğim gibi o has bahçeyi içindeki köşk ve yapılarıyla beraber yapabilsek, gösterebilsek. Bugün siz Eyüp'e
eski eserlerimizi yapıyorsunuz değil mi Eyüp Sultan'a? Bunun bir getirisi yok mu? Bir, eski eserlerini yaşatıyorsun. Evet, koruma ve güvence altına almak güvence lazım. Güvence altına alıyorsun. Bir panorama müzesi mesela. İstanbul'un fethini yaşatan. Bugün onun bir getirisi yok mu? İşte paraları boş yere harcamayacaksın. Bunları düşüneceksin. İstanbul kültür başkenti oluyorsa bunları da düşüneceksin. Daha evet. Neler yapabilirim asıl? Bir tarih ve medeniyet bir, aslında. Yani medeniyet başlı bu. Başına bir medeniyet bu. Yani. Topkapı asıl orada. Bakıldığına. Yoksa havaya bir şenlik havası içerisinde yüz binler uçup gitmemeli. Bir de şey de soruluyor hocam gelen sorular arasında. Özellikle yabancı turistler geliyor ama yerli turistler. Bir kere giren yerli turist olarak bile kabul edilmemesi gerekir. Siz ne diyorsunuz bu noktada? Yani biz zaten hani bizim dünyaya yön veren bir noktada kocaman ecdadımızın bir tarihi bir yansıtan canlı aslında. Oraya girdiğimiz andan itibaren basılan topraklarına bastığımız andan itibaren. Şimdi yerli turist kelimesi de biraz abes olmuyor mu? Sorular geliyor. Yani, tabii yani o denemez öyle bir şey. Yanlış bir ifade. Ancak neticede 400 yıllık bir tarihin kalbinin attığı bir yeri geziyoruz. Orayı hani eskiden derlerdi bize turist gibi gezme. Halbuki turist anlayarak geziyor. Biz ise belki o da yok. Okuyarak, bakarak, kitapları okumak suretiyle nedir diyerek. Zira biz de belki dışarıya gittiğimiz zaman eserlerin künhüne vakıf olmak isteriz. Ya her yönüyle öğrenmek isteriz nedir diye sorarız. Şimdi dışarıdaki insan böyle. Ama bizim insanımız kendi eserini gezerken daha bir anlamadan geziyor. Belki ya da hızlı gezdiğimiz için, birçoğumuz hızlı gezdiğimiz için. Bir günlük orası en az 3-4 saatle gezilebilecek bir yer. Zaten normal koşarak gitsen bile en az 1,5-2 saatte gezebiliyorsun. Evet. Ama anlamak suretiyle gezince çok daha farklı çok oluyor. Çok daha farklı olacak. Hocam Deavi Nezaret'in hemen sonrasında Babüsselam. Şimdi ne anlamalıyız Babüsselam deyince? Babüsselam sarayın ana kapısıdır. İkinci kapısı. Ve Babüsselam'dan itibaren asıl bölüm başlar. Şimdi Babüsselam'a kadar devlet adamları buraya kadar atla gelebilirler. Ama burada herkes atından inmek mecburiyetindedir. Neden hocam? Hemen artık sorayım. Çünkü padişahın asıl buradan itibaren sadece padişah atıyla geçer. Padişahın umumi genel hukukunu yansıtmak üzere buradan itibaren diğer devlet büyüklerinin hepsinin attan inmesi gerekir. Ve onlar yaya olarak içeri girerler. Bizim de bugün bilet alıp geçtiğimiz kapıdır bu. Bu kapının bugünkü hali... ki karizmatik bir yapısı vardır. O iki tane konisi, genel görünüşü gerçekten hoş bir kapıdır. Burası Kanuni Sultan Süleyman. Bugünkü hali Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bir kapı olarak görmekteyiz. Burayı kapıcılar, kapıcı başına ait neferler korumaktaydı. Buradan itibaren ancak işi olanlar, halk giremez. Ancak görevli olanlar bu kapıdan içeriye girebilirler. İç bölümde görevi olan insanların kapıdan içeriye girmelerine izin verilmektedir. Mesela o şu koni gibi gördüğümüz yerlerin üstünde küçük odalar vardır. Elçiler geldiği zaman odaların içerisinde beklerler ve divan-ı hümayuna alınmaları kabul edildiği zaman yani görüşmeye geldiklerinde orada bekletiyorlar ve oradan divan-ı hümayuna alınıyorlar. Padişahla görüşeceklerse yine arz odasına oradan alınmak suretiyle yani misafir odası gibi düşünebiliriz orada. Bir misafir odası gibi de her orası... gelen görüşebilir mi yoksa oradan geri dönebilir zaten mi? Zaten yani buraya giremez. Her gelenin görüşmesi mümkün değil. Hı-hı. O izin aldıysa, görüşme izni aldıysa geldiği zaman burada bekletilirler. Ona görüşme izni verilmiştir. Hı-hı. Yoksa kanuni ile görüşebilmek için İstanbul'da 6 ay bekleyen elçiler var. 9 ay bekleyen elçiler var. Ona izin verilmiş, görüşme izni verilmiş, Topkapı Sarayı'na gelmiş. O gün geldiği zaman 1-2 saat burada bekletilirler. Şimdi hocam o beklerken o esnada oradaki elçi mi direkt Kanuni'ye ya da padişaha iletişim nasıl sağlanıyor? Yani kişilerin geliş gidişleri vesaire. Oradaki o sirkülasyon şimdi nasıl divan-ı gerçekleşiyor? Divan-ı Hümayun'a eğer alınacaklarsa oradan tabii Divan-ı Hümayun toplanır, görüşülür. Elçilerin alınmak istendiği zaman
Elçiler oradan alınırlar, görevliler, idareciler Divan-ı Hümayun'a getirirler. Hı hı. Ve Divan-ı Hümayun'da görüşme yapılır. Padişah kabul edecekse, bu birinci divan, padişah illa kabul manasına gelmez bu. Vezir-i Azam'la veya vezirlerle orada görüşülür, konuşulur, tartışılır, bir karara varılır veya varılamaz bir anlaşma. Ne yapılır? Oradan çıkartılır, geri gönderilirler. Padişah kabul edecekse elçiyi, o zaman arz odasına alınırlar ki orada arz odasında ifade ederiz onu. Arz odasına alındıklarında arz odasını gösterirken söyleriz. Arz odasında görüşme olur padişahla. Yoksa buraya padişahla veya Divan-ı Hümayun'da vezirlerle görüşebilecekse gelirler. Yoksa bir Osmanlı elçiler gelir. Tabii şimdiki gibi değil. Önceden bir alınma hususiyetleri yok. Önceden de alınırlar, alınanlar vardır. Ancak bazen Osmanlı Sarayı'nda daimi elçileri vardır. Venediklilerin, Fransızların veya daha sonra diğer devletlerin. Bunlar görüşmek istedikleri zaman bazen 6 ay bekledikleri olur. Hele o klasik dönemlerde çoğu zaman görüşemezler. Bayağı. Hocam divan meydanı diyecek olursak saraydaki divan meydanı nasıl algılamalıyız? İkinci bu kapıdan ikinci avluya girmiş oluyoruz. İkinci sarayın ikinci avlusudur burası. Yine muhteşem bir görüntü. Evet. Sarayın ikinci avlusu genel görüntüleri eğer alanı verecek olursak buraya burada şu anda mesela ikinci avlunun içini görmekteyiz. Burası bu avluya burada Divan-ı Hümayun kubbe altı olduğu için divan meydanı denilir. Mesela şu yollar önemli. Şu yollara da izleyicilerimiz baksınlar. Adalet Kulesi burada olduğu için Adalet Meydanı da denilir. Burada çeşitli yollar vardır. İzleyicilerimiz girdikleri esnada böyle çeşitli yollar görürler. Bir yol hareme doğru gider. Mesela bir yol mutfaklara doğru gider. Bir yol sarayın mutfaklarına. Tabii Bab-ı Saadet'e doğru gider. Şimdi bu kapılar, bu yollara çeşitli isimler verilir. Mesela Divan-ı Hümayun'a, kubbe altına giden yola vezir yolu denilir. Hareme giden yola harem yolu denilir. Bab-ı Saadet'e, üçüncü kapıya doğru giden yola padişah yolu denilir. Sadece padişahlar geçtiği için, veya sadece vezir yolu denilir. Için, padişahın evine gittiği için. Mutfaklara giden yola ise mutfak yolu adı verilir. Burası gerçekten, burası da çok önemli günlerin yaşandığı bir meydandır. Bu meydan önemli hadiselerin, olayların yaşandığı bir meydandır. Az önce ifade ettim, elçiler burada kabul ediliyorlar kubbe altında. Orası elçilerin bekletildiği alan, aynı zamanda hem sarayın dış birinci avluya bakan alan, hem iç avluya bakan alan, elçilerin bulunduğu oda. İki tarafa da pencereleri var, bakış yerleri var. İki tarafı da görüyorlar. Mesela elçilerin kabul günü genelde yeniçerilerin ulufelerinin verildiği, yeniçerilerin ulufelerin maaşları 3 ayda bir verilir. Onların verildiği güne denk getirilir. Burada sipahiler ve yeniçeriler özel kıyafetleriyle bulunurlar. Tören kıyafetleriyle yer alırlar. Ve çok şaşırtıcı, muazzam bir düzenleri, dizilişleri vardır. Hayran kalır elçiler onlara. Bu meydanda aslanlar, kaplanlar, filler gezdirilir. O esnada bir taraftan. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün şatafatı ve haşmeti şu meydanda elçilere gösterilir. Yani böyle bir görkemli ortamda gösterişli şeylerle karşı bunları karşıya ne için kalıyor. Yapıyor? Elçilere, yani devletin haşmetini, satvetini, gücünü. Mesela bugün bizim sarayda gördüğümüz o eşyalar, altın, gümüş, her türlü eşyalar revakların altında, çift taraflı revakların altına konulur ve devletin gücü de simgelenir. Evet, o revaklar eşyalar. Altındır değil mi oluyor hocam? O revakların altına onlar yerleştirilirler. Hatta bir kısmında da mesela yeniçerilere ulufe günlerinde yemekleri o revakların altında, mesela elçiler yok, revakların altında yiyecekleri verilir, çorbalar verilir, yiyecek verilir. Çorbalarını içmezlerse maaşlarına zam istedikleri anlaşılır. Yani çorbayı içmiyor o gün. Maaşlarına bir yani zam bir istedikleri. Bir naz durumu var orada. Bir naz durumu var. Evet. O da yine orada yaşatılan bir hususiyettir.
Elçilere yemekleri o meydanda verilir. Ve bu şatafatı, haşmeti, satveti, kudreti ne dersek diyelim, elçiler o meydanda görürler. Osmanlı'nın bu gücünü simgeleyen bir hususiyettir, önemlidir. Evet, şimdi hocam dediniz ki yollar var aslında sarayın içerisinde. O yollardan bir tanesi saray mutfaklarına gidiyor. Aşçısı, padişahın, oradaki ekibin, ekipmanın yemeği, usuleten nasıl olur? Biz biliriz ki Osmanlı mutfağı, Osmanlı saraylarının Osmanlı mutfağı inanılmaz lezzetli. Orada yemeklerin düzeni, o saray mutfaklarında neler bilmeliyiz, neler görürüz? Mutfaklara varmadan istersen sırayla gezelim. Tamam hocam, Aydır Hanım. Olur. Hemen sağ tarafta mutfaklardan önce, içeri girdiğimiz an hemen sağa döndüğümüzde bir namazgah var. İnsanlar oranın mesela namazgah olduğunu mu, şu anda mutfakları görüyoruz biz ama evet. Mesela şurası, acaba bizim mesela insanımız oradan geçerken burayı, şu karşıda gördüğümüz taşı görebiliyor mu veya buranın ne olduğunu düşünüyor. Yüksek bir yerdir bu, hemen duvarın yanında yüksek, sağa döneriz. Hemen ilk gördüğümüz manzara budur. Bir büyükçe de karşısında da bir büyük çınarın, ağacın olduğu bir yerdir. Hemen karşısı işte o mihrabıdır. Taşı, mihrap taşı. İşte orada namaz kılarlar, namazgah. Osmanlı'da, İstanbul'da namazgah diye semtler vardır değil mi? Namazgahlar vardır. Şimdi neden bu namazgah buraya yapılmış? Hemen Babüsselam'ın yan tarafında. Babüsselam, selam kapısı. Bu kapıyı bekleyen nöbetçiler var sabah akşam. Şimdi bu nöbetçiler nöbet yerinden hemen fazla uzaklaşamazlar. Vakit girer çıkar. Hemen orada namazlarını ikişer üçer kılarlar cemaatle ve gelirler görev yerine nöbetleşe. Bak orada nöbet tutan görevlilerin dahi namazlarını kaçırmamak üzere anında namaz kılabilecekleri bir yer. Şimdi Osmanlı'nın sarayını bilerek gezdiğiniz zaman, dolaştığınız zaman, şunları gördüğünüzde onların ahlaklarını anlamak mümkün işte. Yani sistem bozulmasın, onlar da o işlerini aksatmasınlar. Her ya, iki ibadetini taraftan her ibadetlerini yapabilsin, ibadetini. Yani her şey ibadetiyle yaşantısı, görevi, her bir şey beraber. Ya yani maddi manevi siz beraber yürüdüklerini görüyorsunuz. Hem maddiyatın hem manevinin. Beraber yani ben o haşmet ve tevazu bir arada derken bunu ifade ediyoruz. Bu insanların ahlaklarını burada görebiliyorsun, anlayabiliyorsun. O kapıdaki nöbetçinin dahi namazının geçmemesini ve hemen orada bir namazgah inşa ettiğini görmekteyiz. Bu çok mühim bir şey işte. Onları buradan tanırsınız. Yine bu namazgahın hemen karşısında bir dolap ocağı dediğimiz yer var. Yan yana yani. Oradan böyle geçerken bu solda kalıyorsa sağ tarafta da dolap ocağı dediğimiz bakın şu anda bir kısım görüyoruz. Evet. Bugün bu dolap ocağının içerisinde saltanat arabalarını görürler izleyicilerimiz. Saltanat arabalarını tabii bunlar genelde son dönemin arabalarıdır. Genellikle de burada padişah kadınlarının o kapalı perdeli saray olan, evet arabalarını perdeli görürler. Çok güzel gerçekten numuneleri orada sergileniyor. Burası bugün üstü kapatılmış, altında dolaplar vardır. Dolap ocağıdır burası. Dolap ocağıdır. Dolap ocağı denilir. Yani Osmanlı'da dolap ocağı olarak kullanılan bir hususiyettir. Az önce halkalı suları dediğimiz sular buraya geliyorlar. Burası hemen yan tarafı işte kapının, Babüsselam'ın hemen yanı. Babüsselam'ın yanı. Yani duvar aynı, duvarın iç kısmı. Duvar geldi, sular burada toplandı. Altta dolaplar dönmek suretiyle sular haznelere ve haznelerden de içerideki çeşitli birimlere, odalara bu sular dağıtılır ve gider. İşte o dolap ocakları, alttan dolapların, daha sonra bunlar tabii yeni... Tabii onlar kapatıldığı için görme şansımız yok. Görme şansımız yok onları. Evet. Üstünde orası kapatıldı üstü. Ve saray arabalarının sergilendiği bir bölüm olarak biz bunu görmekteyiz. Evet, tabii bir taraftan da mukaddes emanetler var o olduğu yerlerde. Orada da birçok şey sergileniyor. Onlardan da bahsedeceğiz ama öncesinde de hocam saray mutfakları. Saray mutfakları zaten buranın bunların önünden hemen, geçtiğimiz hemen an bitişiğinde. Hemen bitişiğinde saray mutfakları geliyor. Burası Avrupa'nın herhalde dünyanın en büyük mutfak kompleksidir. Bir sarayında bulunan
en büyük mutfak kompleksidir. Ve de çok gerçekten hoş bir yapısı, çok güzel bir yapısı vardır buranın. Burada her gün en az 3-4 bin kişiye yemek pişiyordu. 3-4 bin kişiye yemek pişiyordu. Üste çok güzel bacalarını görmekteyiz. 10 tanesi önde, 10 tanesi arka tarafta, daha uzun olmak üzere bacalarını görmekteyiz. Mutfaklara girdiğimiz zaman, ki uzun bir süredir kapalı. Hı hı. Yani bu kadar insan gerçekten çok uzun sürüyor. Benim çok anladığım bir nokta değil ama yani bir yer tamirata alındığı zaman en az neredeyse 200 sene devam ediyor. Anlaşılmaz bir durum açıkçası. Bunların daha hızlı yapılabilmesi lazım. Yani Fatih Sultan Mehmet 13 senede bu muazzam sarayı yaptırtırıyor. 13 senede bizim bir bölümü 200 sene sürüyor. Senelerce kapalı bölümler var sarayda. Senelerce kapalı bölümler var. Bugün bir yılda koskoca binalar inşa ediliyor. Değil mi? Statlar inşa ediliyor. Yani o kapalı olması aslında gezildiğinde onlara zarar verilecek olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır hocam? Hayır. Tamirata alınıyor. Bakıma alınıyor. Ama iki sene devam ediyor. Yani burada nedir ne geldi bilmiyorum. Geçen hafta söyledim. Yavuz Sultan Selim'in kaftanını bakıma alıyoruz dediler. 5 sene geçti. Değil mi? Yavuz Sultan Selim'in kaftanını, oranın bir mektep olduğunu belirttim. Bir mektebi kapatıyorsun. Doğru. Bir açık hava müzesini kapatıyorsun. O kaftan bir mekteptir dedim. Aradan 5 sene geçti. Yok mu ettin? Yani 2 sene, 3 sene buranın bütünüyle yapımı 13 sene. Siz tamiratını, duvarları yenilenmiyor. Hiçbir şeyi yeniledi. Neticede bir takım bir yenileme çalışması. 3 aylık, 5 aylık bir şey. Senelerce sürüyor. 2 sene, 3 sene. Söz konusu ben olacak. Gezdiremiyorum talebelerimi getirdiğim zaman. Kapalı. Evet. Ya bu kadar uzun sürmesi gerçekten son derece yanlış bir durumdur. Yoksa tahsisatını çıkartacaksın. Hemen açacaksın burayı. Bu kadar para, insanlar oraya giriyor, bu mutfakları gezemiyorlar. Mutfak 3 bölümden meydana gelir. Evet. Hocam 3 bölümden meydana gelir diyelim ama devamını ve sonrasındaki Osmanlı Adalet Sarayı özellikle de kubbe altını haftaya bırakalım dilerseniz. Çünkü konuşacak çok fazla şey tabii, var. Tabii tabii yani ince şimdi burada biz kaba taslak. Evet. Bu gerçekten inşallah haftaya mutfakların yapısını, genel durumlarını ama bu meydandaki 400 sene Osmanlı'nın idare merkezi olmuş kubbe altını ve akabinde haremi, meyit çeşmesini has ahırları, Osmanlı'nın bu noktadaki has ahırlarını ve ondan sonra da üçüncü alana Enderun Mektebi'ne girmiş olacağız. Evet, İnşallah Enderun Mektebi'nde aslında talebelerin yetişmiş olduğu o yeri haftaya Enderun Mektebi'ni en geniş haliyle İnşallah izleyicilerimizle işleyeceğiz. Aktaracaksınız sizin bilgisinden ve ilminden istifade ederek. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de çok yine teşekkür ediyorum. Yine topkapı sayı dedik. Çok da güzel sorular ve katkılarınız için sevgili izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ve haftaya buluşmak üzere haftaya diyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle tarihle kalın. Hoşçakalın.